Çok değerli Bakanımız Derya Yanık. Kendisi avukat. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. AKP'nin ilk kurulduğu yıllarda İstanbul İl Yönetiminin kurucu üyesi. AKP'ye yaptığı derin hizmetler sonrasında ödülünü kaptı ve 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi oldu. 2015 yılına kadar bu üyeliğini sürdürdü. Sonra Erdoğan tarafından AKP MKYK üyesi yapıldı. Sonrasında biliyorsunuz zaten. Bakan oldu kendisi. 14 Mayıs seçimleri sonrasında da hayatına vekil olarak devam edecek. Osmaniye'den birinci sıradan aday yapıldı Yanık. Osmaniyeli AKP'liler Derya Yanık Osmaniye'nin sokağını bilmez dedi. Hayırlı olsun ne diyelim. Daha yeni depremzedeler için hazırlanan Afat'ın yardım kollerinin Derya Yanık'ın seçim aracından çıktığı görüldü. Her şeyi açıklamaları var zaten bu AKP'lilerin. Derya Yanık hemen açıklama yaptı. Kolilerin vatandaşların talebini karşılamak için afattan alındığını, aracın da bu maksatla kullanıldığını söyledi. Yani aslında büyük bir iyilik yapmış da haberimiz yokmuş. Aynı Derya Yanık seçim çalışmaları için üzerinde adı yazılı olan şapkaları, poşetleri ve havluları da hazırlamış. Bu malzemelerin kaynağı hangi bütçeden acaba? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kadının statüsü genel müdürlüğünün bütçesi olabilir mi mesela? Öyleyse hiç tüyü bitmemiş yetimin hakkı aklına geliyor mu mesela? Yine sormak lazım. Bakanlık bünyesinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bir proje kapsamında lüks binek araçlar aldığınız doğru mu Sayın Yanık? Bazı genel müdürlerinizin bu binek araçları kullandığı biliniyor mu? Hatta kadın yöneticileriniz için beyazı alırken erkek yöneticileriniz için de koyu füme renkli cipler aldınız mı hiç? Bu arabaların anahtarları kimde sayınıyor? Neyse. Varyansın TV bakan olduğu gün Derya Yağın'ın skandal paylaşımlarını bulmuştu. Mesela 16 Aralık 2013'te yani FETÖ'nün AKP'ye 17 Aralık operasyonundan tam bir gün önce FG Hoca bugüne dek aldığı pozisyonlarla iyi bir siyaset stratejisti olduğunu göstermiştir diye yazdı. Acaba hala öyle mi düşünüyor? Fetullah Hoca'sı iyi bir siyaset stratejisti mi? Sorunun cevabını hiç öğrenemeyeceğiz. Devam edelim. 17 Aralık 2013'te de bir paylaşım yapıyor Yanık. Bizden yolsuzlukları savunmamızı bekleyenler çok bekler. Kimin ne hesabı varsa versin diyor. Yani açık açık Fetö'nün yanında yerini almış bir bakandan bahsediyoruz. Hani 17-25 Aralık milattı ya Erdoğan'a göre. O milat derya yanına işlemedi. <laughs> FETÖ'nün Ergene kumpaslarının savunmasından mı, Hrant Dink'in katilinin Ergene terör örgütü olduğunu söylemesinden mi, Gülen hareketine övgülerinden mi hangi birinden bahsedelim? Ama işte bakan oldu. Şimdi de milletvekili olacak. Biliyorsunuz, bu yeni ucube sistemimize göre bakanla birlikte gelen üst düzey bürokrat, bakan yardımcısı ve atanmış müşavirler bakanın görevi dolunca görevi bırakıyorlar. Kamu görevlisi olmayanlar işsiz kalıyorken kamu görevlisi olup da buralarda görev yapanlar başka birimlere naklediliyor. Derya Yanık da bakanlıktan ayrılınca bakanlığa göreve getirdiği kişiler de makam koltuklarından ayrılacaklar. Şimdi gelelim konumuza. Adı Elmas Esra Ceceli. Kariyerine Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başladı. Uzun yıllar görev aldığı belediyede son dönemlerde İBB Kültür AŞ'de Personel olarak çalıştı. Genel müdürü de Rıdvan Duran adlı bir kişiydi o dönemler. Yıllar geçti. Seçimler oldu ve Ekrem İmamoğlu AKP'den belediyeyi aldı. Ceceli'ye göre artık kendisine belediyede bir yer yoktu. Belediyeden ayrıldı. Allah yürü ya kulum diyecek ya. Kendisi yıllar önce eşinden boşanması sırasında bir avukat aramış. İşte tam bu sırada karşısında ne hikmetse derya yanık çıkmıştı. Ceceli vekaletini yanığa vermişti. İkili arasında bir dostluk başladı. Yıllar geçti yanık bakan oldu. Eee, Elmas Esra Ceceli de belediyedeki görevini bıraktığına göre yeni görev hemen kendisine tebliğ edildi. Yanık Ceceli'yi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bakan müşavirliği kadrosuna getirdi. Yanık ve Ceceli arası o kadar iyiydi ki Ceceli bakanlıkta sözü geçen birisi verdi. Kendisinden sonra belediyeden ayrılan Rıdvan Duran o sırada basın ilan kurumu genel müdürü oldu. Ceceli'nin büyük uğraşları ve desteği sonrasında da Rıdvan Duran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı yapılıverdi. Yani bugünün müsteşarı. Her ne kadar çok büyük yerlerden torpil olsa da Rıdvan Duran Elmas Esra Ceceli'nin bu iyiliğini unutmayacaktı. Ona geleceğiz. Neyse yıllar geçti. Ceceli Bakanlık müşahelinden Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür yapıldı. Şu dakikaya kadar da bu görevi yaptı Ceceli. Ama bir sorun vardı. Derya Yanık bakanlık koltuğunu bırakacak, böylece kamu görevlisi olmayan Elmas Esra Ceceli de görevinden olacak ve bir anda işsiz kalacaktı. Devlet memuru olmak varken ne gerek vardı özel sektöre değil mi? Derya Yanık işi gücü bıraktı, Elmas Esra Ceceli'yi kamu görevlisi yapmanın yollarını aradı. Ceceli de kendisini kurtarmak için engelli ve yaşlılarla uğraşmayı bırakıp nasıl devlet memuru olabilirim çalışmalarına başladı büyük ikramiye Sakarya'dan çıktı. Ne oldu biliyor musunuz? Elmas Ceceli Sakarya Erenler Belediyesi'nde bir anda memur olarak göreve başlatıldı. O şimdi Sakarya'da bir ilçenin belediyesinde huzurla işini yapıyor diye düşünüyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Bu Ceceli adlı memurumuz memur kadrosuna alındığı gün hiç bekletilmeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadının statüsü genel müdürlüğünde daire başkanı olarak atandı. Yetmedi aynı gün Bakın aynı gün devlet memurları kanununun 86. maddesine göre Cecili Bakanlığın engelli ve yaşlı hizmetler genel müdürlüğünde genel müdür olarak görevlendirildi. Yani bir günlüğüne terk ettiği koltuğuna tekrar oturdu. Ama bu kez o devlet memuru oldu. Artık Derya Yanık bakanlıktan gitse bile Cecili'nin yeri sağlamdı. Bu çiçeği burnunda devlet memurumuz Elmas Esra Ceceli hemen koltuğuna alışmış zaten. Öğrendim ki yolculuk yaparken büzünüzden aşağı bilet almıyor. Her hafta İstanbul'da görevlendirme yazılıyor hakkında bazen kendisine özel olarak tahsis edilen bir araç ve şoförle bazen de uçakla yolculuğunu yapıyor. Ankara'da bir özel aracı bir özel şoförü, İstanbul'da bir özel aracı bir özel şoförü de kendisine tahsis edilmiş. Hatta İstanbul'da kendisine tahsis edilen araç ve şoförü Görev olsun olmasın evinin kapısının önünde beklemesi talimatını bile vermiş kendisi. Yiyin efendiler yiyin. Başarmışlardı. Peki bu başarının mimarı kimdi? Tabii ki Cece'nin kendisine birkaç yıl önce iyilik yaptığı Rıdvan Duran'ın. Rıdvan Duran Sakarya Üniversitesi'nde okudu. Sırasıyla önce Adapazarı Belediyesi'nin basın ve halkla ilişkiler müdür yardımcısı, sonra özel kalem çalışanı, sonra özel kalem müdürü, sonra genel sekreter yardımcısı, sonra Sakarya Su ve Kanalizasyon Dairesi yönetim kurulu üyesi, sonra Sakarya Üniversitesi genel sekreter yardımcısı oldu. Sonra Anadolu Ajansı, sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sonra Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu ve şimdi de müsteşarlık görevi olarak bildiğimiz bakan yardımcısı görevine getirildi. Bu mübarek Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanlığı'nı bile yaptı. Yani mübareğin devlette göreve gelmediği makam neredeyse kalmadı. 50 yaşında bu kadar başarı muazzam. Neyse kısacası Ceceli'yi Rıdvan Duran memur yaptı. Yani Ceceli'yi Erenler Belediyesi'ne bir günde memur olarak aldı. Sonra bakanlığı atamasını yaptı. Aynı gün yine bakanlığın ilgili birimine genel müdür olarak görevlendirdi. Tebrikler. Peki siz bu bakan yardımcımız Rıdvan Duran'ın kardeşlerini tanıyor musunuz? Her biri birbirinden başarılı. Maşallahı var hepsinin. Mesela biri Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğinden SETA Vakfı'nın başkanlığına getirilen ve ardından da Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi yapılan Burhanettin Duran. Aynı zamanda Sabah Gazetesi yazarı kendisi. Peki Rıdvan Duran'ın diğer kardeşi kim? Onun adı da Ömer Faruk Duran. O da İstanbul Arel Üniversitesi'nden mezun biri. Ve şu an Rütük'te tamamen teknik görevler ve denetimlerin yapıldığı izin ve tahsisler daire başkanı. Peki kendisi ne mezunu? Psikoloji. Psikoloji mezunu olarak televizyon ve radyo kanallarının frekans tahsislerinden, teknik denetimlerinden, lisans işlerinden sorumlu kendisi. Ne liyakat ama değil mi? İşte böyle değerli dostlar. Hangi birini yazayım? Derya Yan'ın FETÖ hezeyanlarını mı? Müvekkilini müşavir yapmasını mı? Gider ayak müvekkili olan Ceceli'yi memur yapmasını mı? Rıdvan Duran'ın Ceceli'yi kadroya alıp borcunu ödemesini mi? Rıdvan Duran ve kardeşlerinin muhteşem başarılarını mı? AKP bu ülkeyi talan ediyor. Ve atadıkları kişiler de Türkiye Cumhuriyeti'ni dingonun ahır zannediyor. Onlara bu devletin ahır olmadığını hatırlatmak zorundayız. Hani Erdoğan'ın bir çiftçiye söylediği meşhur bir söz vardı. Ananı da al git demişti. Şimdi bu sözler aklıma geldi. Ey Erdoğan, bürokratlarında, belediye başkanlarında, bakanlarında al ve git.